Uluslararası Final Üniversitesi Gelecek Sensin'i sunar. Çocuklarımızın, gençlerimizin eğitim ve geleceklerine dair her şeyin konuşulduğu Gelecek Sensin programından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bildiğiniz gibi bugün beklenen sınav sonuçlarımız, üniversite YKS sonuçlarımız dün açıklandı, sabah saatlerinde açıklandı. Biz de sınav öncesinde sonuçların açıklanmasından önce bir program yaptık. Bugün de artık sonuçlar elimizde, tercih döneminin başladığı bir dönemde programlarımıza devam ediyoruz. Yine stüdyoda konuğum sevgili Mehmet Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hayırlı nasılsınız, olsun. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hepimiz için, evet. Bütün anne babalar daha çok tedirginler. Onlar evet. İçin, çocuklarımız için. Hocam hemen geçelim. Evet. İlk dönüklerimiz nasıl? Nasıl değerlendirdiniz? Şu anda çocuklarla görüşüyorsunuz. Yoğun evet, bir şekilde yoğun, şu anda çok geliyorlar. Yoğun. Her ne kadar resmi açıklama, yani resmi tercih dönemi altısında başlayacak olsa da şu anda tercih için epey bir yoğun bir şekilde size de geliyorlar, kurumlara evet. da geliyorlar. Ne dersiniz? Sonuçlar için nasıl yorumlarsınız? Belirsizlik ortadan kalktı. En azından netleşti. Herkes tabloyu gördü. Pozisyon almak daha kolaylaştı. Tabii ki biz hani işi bilen, takip eden grup bu sene yığılmalara ve dağılmalara baktığımızda geçen yılki ve önceki yıl sıralamalardan en az 4-5 kat daha farklı olacağını sizle yayında da söylemiştik. Benzer bir sonuç çıktı. 50 binden sonra arkaya doğru atmanın daha yoğun olacağını görmüştük. Benzer bir model çıktı. AYT çok kolay olmakla birlikte seçiciliğini tamamen kaldırmış bir sınavdı. Çocuklar yine umutlarını korumuşlardı. Yok ya bu kadar da atmaz noktasındaydı ama sonuçlar attı. Şöyle bir durum oldu. Seçici olmadığı için sınav sıraladı hocam. Sadece sıralama. Çok ciddi hayal kırıklığı var. Çok. Yani sadece bir sıralama sınavı oldu. 2,5 milyon çocuğu yukarıdan aşağı 1 ile 2,5 milyon arası sıralayan bir sınav oldu. Kimseyi seçmemiş. Normal şartlarda 500 bin olan çocuk 100'e gelmiş. 100 bin olması gereken çocuk 500 bine gitmiş. Ortada bir seçicilik yok. İşte programda söylediğimiz şuydu. Bu seçici olmayan durum aslında çok net belliydi. Çok. Ama ben birçok öğrenciye söyleyemedim. Yani tabii, çünkü bu bir ayında çok rezalet bir şekilde geçirdi. Yani annenin de babanın da sonuçta bir şekilde yüzleşilecekti. Şu anda yüzleşildi ama gerçekten ortaöğretim başarı puanını sıraladığı çok fazla öğrenci var. Evet geçen hafta da vurguladık. Yani ortaöğretim başarı puanıyla özellikle ilk 150 bin sıralanmış durumda. Ortaöğretim başarı çok puanı bu kadar net girmiş ve sıralanmış durumda. Siz uzun yıllardır içindesiniz. Ortaöğretim başarı puanının ben bu kadar güçlü girdiği bir 2012'yi hatırlıyorum. 2012'de evet. Benzer bir sınavda girmişti. Ondan sonra çünkü netler sıralıyordu. İhtiyaç kalmıyordu bu araya. Biz dikkat çok ilginç. 80-0 AYT var. Var ama sonuç gelmiyor. 102,5 net TYT ile öğrencimiz, sizin de öğrenciniz evet. 2500 sıralama evet. yapmıştı. Yani. Normalde bu çocuk Türkiye yüzüncüsü yani. Tabii 100 içerisinde, 200 olması, içerisinde olması lazım. Korkunç bir sonuç var. Yani bu çocuklar şunu soruyorlar tabii. Daha ne yapabilirdik? Daha ne olabilirdi? Noktasında bir şey geliyor. İşte seçme olmadığı zaman evet çocuklar bir ay bir süreci rahat yönetiyorlar ama şimdi tercih dönemindeki süreç daha da karmaşık. Yığılma yani. Çok farklı çok yerlerde fazla. Olacak. Ben sadece bir istatistik vereyim yine konuşacağız. Geçen yıl 490 ve üzerinde 10.294 öğrenci varmış hocam. Bu yıl 22.390. İki kat. 490 üzeri 10.294 bu yıl 22.390. İki katı bu araya yığıldı çocuklar. Tabii bu yığılma tercih yaparken ki tercihlerin belirlenmesini de çok fazla bir şekilde etkileyecek. Çünkü orayı göremezsek biz tercih yapıcı kişiler özellikle orayı göremezsek oradaki esnemelerin işte eşit ağırlıklar çıkacak, sözlerciler çıkacak ya da sayısalcılar çıkacak. Her alana nasıl yansıyacağını kısmen görmemiz lazım. Onun için de iyi simülasyon yapmamız lazım. Ben çocuklara onu söylüyorum. Hani bu programı da güzel çalıştık. Takip etsinler. Gerçekten bu seneki tercih hiç olmadığı kadar değerli. Çünkü önceki yıllarda kısmen aşağı yukarı alıyorduk. Bura gelir, bura gider diyorduk ama bu yıl biraz da ölçmek, değerlendirmek lazım. Yani tercih zayiatları dikkat edilmezse çıkacaktır. Çıkacaktır. Sefat ilk tabloyu verelim. Biz yavaş yavaş rakamlardan başlayalım. Hocam tam katılan sayıya bakalım.
TYT'de sınavı geçerli 2295 düşmüş biraz. Evet. Girmeyenler de var. Evet. Dolayısıyla sayı biraz azalmış. Evet. Ya bunda korona süreci de etkili oldu. O süreçte bırakan, vazgeçen okullar olmadığı için öğrencilerin bir grubu başvuru yaptığı halde sınava girmeme durumuyla karşılaştı. Bu senenin yönetimi veya bu senenin izahını yapmak çok kolay değil Sır Hocam. Yani bu sene... 1.627.600 küsur. Evet. Yine 672 bin kişi. AYT'de. Ve dil dediğimiz gibi 105 bin. Hep şu an takılıyorum. Dilde 300 bin barajı var. 105 bin öğrenci. Acaba ÖSYM farkında değil mi? Onu da farkında, farkındadır de, herhalde. Yani bir de serzeniş belki duyar ÖSYM. Başka programlarda da buna değinen arkadaşlar var. Şu barajların biraz kesin güncellenmesi lazım. Tabii güncellenmesi lazım. Kesin çünkü okullar boş kalacak. Boş kalmıyor. Yani 255 puandaki birisi mimarlık yazacak. Bugün Hüseyin Hocam'ın programını izledim. O da doğru serzenişte bulunuyor. 255 bin de yazacak aslında. Vakıfa gidecek ki bölümler boş kalıyor. Hı. Bu barajdan dolayı girilemeyen bölümler boş kaldıkça kapanıyor. Evet. Yani önceki programda da okumuştum. Birçok üniversite bölüm kapatmak zorunda kalıyor. Yani... ÖSYM bunu mutlaka güncellemesi lazım. Bunun yolu biraz baraj değil de artık her üniversiteye farklı bir modelle açmakta daha fayda var. Yani her yere her bölümü açmak yerine belki bölüm bölüm bölge bölge bunu kontrol edilmesi lazım. Bu şekilde düzenlenebilir burası. Yoksa bu barajda olacak bir şey değil. Bir yer doluyor, bir yer bomboş kalıyor. Tıp kesinlikle dolacaktır. Tabii. Diş kesinlikle dolacaktır. En kesin olan, kesin olan bu. Eczacılık. Benim bu yıl bilgisayar mühendislikleri elektrik elektroniğin önüne geçecektir. O da öyle tahmin ediyorum. Yani Boğaziçi'nde geçti, Bilkent'te geçecektir. Geçiyor falan. Dolayısıyla orada da beklentisi olan öğrenciler var. Hocam bilgisayar mühendisliği diyor. Arada 3-4 bin var diyor. Zor. Zor. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Mühendislik tabii mimarlık. Tabii 30 binden bahsedersek yıl. Yani 100 bin dışına doğru belki biraz değişir. Orada biraz daha esnemeyi zaten görüyoruz. Yani 100 binlik öğrencinin 60 binlik bir yere yerleşme ihtimali var. 100 binlik öğrencinin 150 binlik öğrencinin öne doğru gelme ihtimali var ama ilk 30 binde nasıl söyleyeyim? Bir defa tabir yerindeyse sayısal pert. Çok fazla sayısal pert. Ama sayısalı ortadan çektikten sonra eşit ağırlık bir rahatlama olacaktır o arada. Eşit ağırlıkla söylüyorum. Eşit ağırlık lehinde olacak. Lehinde olacaktır. Ben aynı şeyi düşünüyorum. Yani genel kanı da o şekilde. Kesinlikle. Sözelciler rahatlar. Sözelciler çok rahatlar. Sayısal da tercih yapmak kılı kırk yarmak şu anda. Yani ilk 30 bin, hadi 40'ı da koyalım. 40 bin belki ama 30 bin kesin. 30 binde hareket alanımız hiç yok gibi. Yani çocuklar şunu soruyorlar, size de soruyorlar. Hocam işte ne kadar oynar? 20 binde hiç oynamıyor hocam. Yani 20 binde sadece tıp barajını koyduğumuzda o sayıdan dolayı belki biraz o bine de 1000 tane kişinin aynı tercihi bir araya gelip yapması lazım. Aynı sıralamayı yapması lazım ki o 1000 birden çekilsin ortadan. Bu da mümkün değil. Türkiye geneline vurduğunuzda sıralama değişecektir. Ben ekonominin özel üniversitelerinin daha az yazılması konusunda etkili olacağını düşünüyorum. Çok etkili. %75 burs kalktı biliyorsunuz. Evet. Bu çok önemli bir veri. %75 bursun kalkması özel üniversitelerin yazılma oranını bu sene biraz daha düşürecektir. Yani, onlar da kontenjan arttırdılar gerçi. Ben buna güvenerek Fatsa'da bir öğrencim var. 900. eşit ağırlıkta. Bilkent %50 hukuk gelecek diye güveniyorum. Kesin gelir. Ya ben de kesin gelir diyorum. Yani gelir değil kesin gelir. Evet gelir. Peki, Sefa bir sonraki tabloya gelir, geçelim. Tablolarımızı inceleyelim. Evet bu tablodan biraz önce... Bu tablo çok net gösteriyor aslında hocam. Bu tablo TYT'de 500 öğrenci 5-1 bu şekilde gösteriyor. 490 ve üzeri yığılma ve dağılmaları gösteriyor. Bu tabloyu şöyle okumaları gerekiyor. Aslında çocuklar bu tablolara da bakmaları gerekiyor. Karşılaştırmalı bak. Evet bu tablolara karşılaştırmalı baktıklarında çocuklar yığılma ve dağılmanın ne olduğunu biliyor. Şimdi bütün veriler biliyorsunuz yıl boyu ham olarak karşımıza geliyor bizim. Biz bir deneme sonucu yapıyoruz. Ham veri ortaya çıkıyor. Ama ÖSYM'nin yapmış olduğu sonuçlarda çocuk tek başına değil. 2,5 milyon çocuğun verisiyle değerlendirilerek ortaya çıkıyor durum. Tabii yerleşme yukarıdan, aşağı geliyor. Bunu ortaya koyduğumuzda belki çocuk, yani şu tablo şunu anlatıyor. Ya hocam neye göre değerlendirildiklerini sorusunun cevabı bu. Yani puanlar neye göre veriliyor? Ben yaptım ama neye göre olmuyor? Şimdi 77-77 yapan öğrencinin biyolojisi eksikse farklı bir sonuç alıyor. Matematiği eksikse farklı bir sonuç alıyor. Burada bunu şu tabloda okumaları gerekiyor. ÖSYM ham sonuç değil. Sonuçta bir standart sapma uyguluyor. Ve onu da yığılma ve dağılma üzerine uyguluyor. Bunu şeyde de uyguluyor biliyorsunuz. Diploma notlarında da uyguluyor. Evet. Diploma notlarının biz ham haliyle şunu biliriz. İşte diploma notu çarpı 0.6 ki ÖSYM'nin önüne gittiğinde böyle değildir olay. O arada bir yığılma görür. O yığılmanın her yıla yaklaşımı farklıdır. Mesela bu yıl 94 ve üstü olması lazım ki şu tabloda 480 ve üzeri öğrencilere artı yansın. 93 olduğunda diploma notu eksi yansıyor.
Doğru. Artı yansımıyor. Bir sonraki tabloya geçelim. Sefat. Şimdi 150'yi geçen barajın aşağı düşmesi Cesur Hocam. Tabii 170'i biraz inir itmiş. Evet. Yani olması. Barajın aşağı çekilmesi özellikle 2 yıllıklarda meslek yüksek okullarına yerleşme oranında biraz artılma olacaktır. Bu da bu yılın değişikliğiydi biliyorsunuz. Bu yılın değişikliği olduğu için de bu tabloda açıkçası 2 yıllıkların rahatlama alanını sağlayacaktır. Daha fazla öğrenci o alanda üniversiteye girecektir. Doğru. Sefat geçelim. Oraya girmiş olacaktır daha fazla öğrenci. Özellikle bu tabloları sınavın, arkadaşların... Sınavın kolaylığını gösteriyor işte hocam. Evet. Şimdi burada matematiğin yapılma oranı aynen. Her şeyi değiştirmiş. Aynen. Matematik tarihinde böyle bir oran görmemiştir. Evet, 8.02. Ki bakın 2018 fizik verisi çok net. 2019 daha kolay bir sınav olduğunu görüyoruz. 2020'de 1.34'e çıkmış oran. Yani... Kimya da yine en çok yapılanlardan 1.75. Tabii 1.75'i görüyor. Çok ciddi bir oranı görüyor. Genelde AYT'de biyoloji kaçmıştı. O bu gösteriyor zaten. AYT'de biyoloji yine net gösteriyor burada oranı. Din kültürü de dikkatinizi çekti mi hocam? Din kültürü biraz ya yapmamış çocuklar. Coğrafya çok yapılmıştı din kültürü. Evet, din evet, kültürü sıfır almış. Zaman mı kalmadı bakmadılar mı bilmiyorum zaman doranmış ama. Din kültüründe bir ciddi bir azalma var 2018'den beri. Tarihte de 2-3 tane bilgi sorusu hemen düşürmüş. Hemen zaten oranı düşürmüş ama matematik son yıllarda hiç bu kadar oranı zaten hiç görmediğini hatırlamıyorum. 8'i ilk defa gördü Türkiye'de. Bu da işte yığılma dediğimiz olayı karşımıza getirdi. 5 bandı doğruydu önceki yıllarda. Bir yıl 6'ya çıktı yine. 6'yı görmüştür, 6.5'ü görmüştür diye tahmin ediyorum. Onun yani, ama maalesef böyle. Şimdi kısa kısa sizin yorumlarınızı ben derledim. Onları ekrana verelim. Sebat bir ileriye geçelim. Evet, AYT kolay olunca aralıklara düşen aday sayısı özellikle sayısalda çok yoğun oldu. Biraz önce bahsettim. Netik tespit. Sayısal ortadan çıktığında oran biraz daha rahatlamış olacak eşit ağırlıklar ve sözlerciler için. Ama çapraz alana geçiş ne kadar olacak? Bunu da eşit ağırlıkçılar için söyleyelim. Çok umutsuz olmasınlar. Ben bu yıl sayısalcıların hani sağlıktaki kontenjan artışlarının da etkili olacağını ve eşit ağırlıkçıların biraz nefes alacağını düşünüyorum. Kesin. Çok net. Yani yine bir öğrencimizle şu anda 41 binde hukuk konuşuyoruz. 41 binde devlet hukukunu alacağını düşünüyoruz. Hatta sizle de konuşmuştuk. Muhtemelen çok yüksek bir ihtimal hocam. Yani ben gireceğini düşünüyorum. İşte yani. Ağrıçlar biraz daha rahat olabilirler. Sayısal da şu anda biraz rahat olabilir. Sayısal da şeyden Cesur hocam 125 bin aralığından sonra açılmaya başlıyor. Evet. Orada aynen. Da bir aralık var. Oradan sonra sayısal var. Zaten orada da biliyorsunuz bu sefer boşluklar oluşmaya başlıyor. Ben mesela 160-180 bindeki öğrenci 140 bin gelir mi? Gelebilir. Gelebilir. Çünkü bunlarla karşılaşıyoruz ama 80 bin 60 bin gelebilir mi? Yarı aralık veriyorsunuz. Evet. Gelemiyor. Yani o arada çok tıkanık. O arada çok tıkanık. Ama işte aralıklar rahat olsun biraz daha esnetebilirler tercih aralıklarını. Zaten programa da koyduk tercih nasıl yapılabilir şeklinde bir istatistik aldık. Orada da görecekler. Sefat geçelim. Evet, barajı olan programlar için tıp, diş, eczacılığın dolduğunu göreceğiz. Yine dolacaktır. Eczacılıkta uzmanlığın gelmesi eczacılığı bir nevi rahatlattı, bir nefes aldırdı. Geri kalan baraj programlarının tamamı dolmayacaktır. Mimarlık dolmayacaktır. Aynen, mimarlık. Dolmayacaktır. Bilmiyorum, hukukta biz bu sene bir kaçış bekliyoruz. Psikolojiden bir kaçış bekliyoruz. Eşit ağırlıkçılar nasıl bir yön izleyecek? Açık öğretime döndüğü için. Açık öğretimde ciddi bir psikoloji oranı açıldı. Hukukta iyice baraj sınav şey geldi 4 yıl sonraki bir sınav. Bir kısmı öğrenciyi geri adım attıracaktır. Sanki küçük de bir grup olsa oradan bir çekilme oluyor gibi. Yeni bölümlere gidiyorlar. İşletme, ekonomi, iktisat gibi alanlara gitmeye çalışıyorlar çocuklar. Finans, uluslararası ticaret gibi alanlara kaymaya kalkıyorlar. Ki doğru. Uzun yıllardır zaten böyle bir kaymanın olması bekleniyordu. Özellikle bizim isim yapan üniversitelerimizde oraya doğru açtılar zaten bölümleri. İsimleri de oraya doğru değiştirdiler. Açmış. Sefat bir ileri geçelim. Evet. Sözel'de sıralar geçen yıldan daha iyi. Çok özel sıralamalar olmuş Sözel bölümünde. Sanki biraz daha seçici bir sınav olmuş. Dil dengede yapılmış. Dil yıllardır dengede bir sınav yapılıyor dil bölümünde. Eşit ağırlıkta nispeten yığılma var. İşte sayısalda sıralama çok sıkışık. AYT'ye katılan 208 bin düşüş var. Buna rağmen sıralamalarda da yoğunluk var. Çünkü var, yaptılar hocam. Yani matematiği herkes yaptı. Kimyayı herkes hocam, yaptı. Hocam hep şu söylenir ya. Yani biz özel öğretimde biraz daha fazla hissediyoruz. Çünkü sınav yapıyoruz sık. Hı-hı. İşte zor sınav yapıyoruz.
Yani yayınlar zor gerçekten. Aynen. İsyan ediyor önce. İsyan. Ama olmuyor işte. Kolay yaptığınız zaman da sınavda çok ciddi beklentilerinizin altına geliyor. Sadece yapmış olmak değil, bu bir sıralama sınavı. Özellikle öğrencinin aslında bunu görmesi lazım. Tabii. Birilerinden önde ya da geride olmanız önemli. Çok yapmanız değil yani. Eşyanın tabiatına bu zaten uygun bir durum. Yani yaratılışın amacı itibariyle bir şekilde biri farklı bir yol izlemesi lazım. Biri farklı bir yol. Herkes eşit noktaya geldiğinde bir şekilde bu sefer standartlaşmış tek tipe doğru gidiyorsunuz. Bu sefer de başka bir sorun ortaya çıkıyor. Doğru. Yani farklılıklara doğru. ihtiyaç var bu nedenle. Biz de farklılıkları görmek zorundayız. Yani buna diyoruz ki sayısalda tercih çok önemli. Çok önemli oldu. Yani çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çok beklentiler çok büyük olmamalı. Ben sübap tercih dediğim emniyet sübabı tercihlerine dikkat etmek gerekiyor. Çok net, bu sene daha ihtiyacı var. Gidecekse onu yazması gerekecek. Bunlar tabii bir sonraki programda biz tercihe oturup tercih nasıl yapılır diye simülasyon yapacağız. Simülasyon yapmak lazım. Orada da daha net görürler. Öncesinde açıklanması çok güzel oldu. Hani biz zaten her yıl açıkçası 6 ile 14'ü biz sadece sisteme girdiğimiz dönem. Asıl bu ihtiyaç dönem. Şu aradaki dönem bir arayış dönemi. Burada bir durulma olacaktır. Bir sakinleşecek. Daha çok taze. Çocuklar atak halinde. Veliler atak ben halinde. Gelen velilere ve öğrencilerim birkaç gün bayramda kafayı dinleyin diyorum. Ya çünkü çok etkileniyorlar. İhtiyaçları var. Yani çok etkileniyorlar. Mesela hani aile diyor ki oğlum işte şunu istemiyor, şunu biz yazdırmak istiyoruz falan, böyle bir ikilemde kaldık. Ben de diyorum ki arkadaşlarına bakacak, daha bir sürü program izleyecek ve istekleri değişecek yani. Değişecek. Her yıl gördüğümüz bir şey. Şimdi pazartesi günkü tepkileri salı günü rahatlamış durumda. Yarın başka bir noktaya gideceklerdir. Tepkisellikten yavaş forumları yavaş. Forumları okuyorlar, ben de tavsiye tabii ediyorum. Ki, üniversite rakımlı forumları okuyorlar ama rotası belli, öğrencilerde çok sorun yok. Onlar şehir araştırıyorlar. Evet, şehir bakıyorlar, üniversite bakıyorlar tepkisel ama rotası olmaktan, belli olmayanlar var. Tepkisel olmaktan çıkacaklar, çıkmalılar. Bu tepkisel otomatik düşünceyle yapılacak bir tercih olayı değil. Alternatif düşünce becerileri kurmaları gerekiyor. Hepimizin kurmaları gerekiyor. Bizim de kurmamız gerekiyor ama çocuklara şu anda otomatik pilottan çıkaracak bir mekanizmaya ihtiyaç var. Bu programlar bunun için değerli. Otomatik pilottalar şu anda. Evet, yani bir olay oldu, iyi ya da kötü. Olayın sonrasında zihin hiç çaba sarf etmeksizin veri veriyor. Git diyor, kal diyor, yapamazsın daha diyor. Bak bu kadar oldu, bundan sonra olmaz. Senin hayatın kararı. Bunlar otomatik düşünceler. Buna gerek yok, çaba. Bunun yerine şunu kurmalılar. Belki kağıdı ellerine alıp başka türlü ne düşünebilirim? Başka türlü nasıl bir araştırma yapabilirim? Ben şöyle diyorum hocam orada. Geçen yılı masanın üzerine koyuyorum hocam. Gerçekten mücadele ettiğini, ben tekrar Eylül-Ekim'e dönersem buydu yapacağım %80 oranında söyleyebiliyorsan diyorum, çok kalmayı düşünme. Benzer bir şey biz de söylüyoruz hocam. Ben de üçe ayırıyorum. Akıl, emek, yürek denkleminde ayırıyorum. Diyorum ki akıl 10 üzerinden kaç verdin? 10. Emek 10. Yürek 10. Gelecek yıl verebileceğim bir şey kalmamış. Ben 8'de gönderirim. 8'de ben de gönderiyorum. Yani. 8 zaten gitmeli. 10 gitmeli. Olmaz. 10 kandırmadı. Hiç kimse bu kadar emek vermez. Gitmemiz 10 üzerinden. Ama 3 vermişsen hala var. 4 vermişsen hala var. Bu verilebilir. Bu çok net. Biz bunu bilişsel davranışçı terapide de kullanıyoruz. Diyoruz ki yani şu anda işte üzüntüyü ne kadar hissediyorsun 10 üzerinden. Bir derecelendirsen işte 10 üzerinden 9. Bu taşınabilir bir şey değil. Ben vebal aldığım öğrencide şöyle söylüyorum. Gerçekten vebaldir bu. Çünkü insanın çocuğu sınavı falan hazırlanınca çok daha farklı bakıyor. 113'ümde bir öğrenciyle ilgili söyledim veliye. Şöyle yapmak gerekiyor dedim. Bu öğrenci kalsa yani 50 bini görür. Hani herhangi bir anormal şart dışında. Olmazsa. Ama 50 bini görür. Evet. Feni kötü yapmış çünkü. 50 binle bugün gidebileceği yerlere bakıp 113 binle gideceği yerlerle 50 binle gideceği yerleri karşılaştırıp değer mi değmez mi hesabı yapmalıdır. Harika. Ben o zaman şöyle Cesur Hocam formülize edeyim isterseniz, müsaade ederseniz. Lütfen. Otursunlar, her şeyin avantajları ve dezavantajları diye bir liste yapsınlar. Bu bölümü yazmanın avantajları, dezavantajları. Başka düşünmenin avantajları, dezavantajları. Mezuna kalmanın avantajları, dezavantajları. Yazdıklarında göreceklerdir. Objektif bir şekilde. Kendi bakış açılarını yazsınlar. Sonra da ailelerine sorsunlar. Ben bu yıl bir daha kalmak istiyorum. Kalmanın avantajları nelerdir? Hayalimin peşinde koşacağım. Dezavantajları. Bir yıl daha bu yüke katlanacağım. Dediğinize bir katkı sunacağım. Çok güzel bir tespit yaptınız. Farkındaysanız özellikle mühendislik için söyleyeyim. İlk 5000'den sonra 40.000'e kadar aynı üniversiteler geliyor karşımda. Yıldız Teknik, İstanbul Teknik, Gebze Teknik, ODTÜ ve benzer üniversiteler. 40.000'den sonra 100.000'e kadar benzer bölümler benzer üniversitelerle açılıyor. O zaman çocuk şunu yapmalı. Burada işletme için kalmaya değer mi? Bazı üniversiteler için değer. O zaman avantaj ve dezavantaj listesi yapsınlar kendilerine. Ama %95'ine kendileri çalışsın.
%5'e de referans alsın anne, baba, öğretmen referansları. Hocam siz ne dersiniz? Kalmanın avantajları neler? Dış bakış. Dış bakış. Dıştan bir çeke ihtiyaçları var. Çünkü dıştan bir göze ihtiyaçları var. İş referanslarına güvenmeliler ama dıştan da bir onaya ihtiyaçları mutlaka var. Sefat, bir ileriye geçelim. Bunu konuşmuştuk. Evet. Sınav günü yine OBP'nin yılı olacak demiştik. OBP'nin yılı oldu hocam. Çok yakın noktada olanlar. OBP'nin yılı oldu. Yani ben sınav sonrası bunu gördüm. OBP'nin, herkes bunu gördü. Bu işin içinde olanlar. Hayırlı olsun. Orta öğretim başarı puanı da gerçekten tekrar düşünülmesi, değerlendirilmesi gereken bir yer. Hepimizin sanki vicdanını kanatan bir yer oldu orası. Ne yapacağımızı şaşırdık orada. Ölçelim mi, sıralayalım mı? ÖSYM ne yapıyor, biz ne yapıyoruz? Çok ince bir çizgideyiz. Sıkıntı tabii pandeminin etkisiyle çocukların ikinci dönem notlarının olmaması oluyor. Çünkü bazı ikinci dönem genelde onların lehine oluyor. Toparlıyorduk. Hep toparlıyorduk. Ya da bir kısmının en azından aklı başında davrananların diyelim. Kesinlikle. Ya da sorumlu davrananların. Sisteme ne girdiyse o kaldı. Öyle de olması gerekiyordu otomatikman. Doğru. Ama böyle bir dezavantajlar oldu. Şu tespitiniz çok önemli. Sefat, geçelim. Evet, ben bunu özellikle çok önemsiyorum. Eşit ağırlıkçıların önünde bu sene daha çok sayısalcı olabilir. Bu tüm eşit ağırlık programlara yerleşiminde minik bir nefes aldırabilir. Sayısalcıların çapraz alan tercihi daha az yapmasını baz alarak düşünüyorsunuz. Evet, tabii ki. Yani bu yıl biraz daha böyle görüyorum. Farklı dönemlerde olmuş, sayısalcıların çok yoğun bir kaçışı olmuş eşit ağırlığa doğru. Fakat bu yıl eşit ağırlıklar, sayısalcılar kendi alanlarında kalacaklardır. Biraz orada kontenjan artışları var. Yani. Hocam bir yıl okulunuzdan, siz yoktunuz o zaman, 12 tane hukuk çıktı. Zirve olduğu dönem olmuş, evet. 12 tane hukuk Ordu Fen Lisesi'nden son sınıftan çıktı. Hatta bizim Yunus Emre Çamurşen'in dönemiydi herhalde. O dönemler ve 12 sayısı bana o zaman 96 öğrenci vardı sanıyorum. Evet, kontenjanlar. 24 sınıftı. Kontenjanların daha çok ciddi bir oran yani. Çok büyük bir oran. Yani kaç? Ki o dönemler tamamen sayısal ağırlıklı bir dönem. Şimdi ÖSYM de bu dönemleri kaldırdığı için hani oralar tamamen sayısal ağırlıklı. Ona rağmen çıkmış. Oralarda kayma daha fazlaydı. Bu yıl az olacak. Bu da tamamen sayısal kontenjanlarıyla alakalı ve sayısalcıların kendi alanlarındaki mesleğe doğru gitmeleriyle alakalı bir durum olacak. İşte ağırlıklı hukuk ve psikolojinin de başına gelenleri doğru. Burayı kaçıracaklar. Bu yıl çok önümüze çıkacak. Gelecek yıl tercihler de önümüze çıkacak. Çünkü sayısalcılar buraya kaçmakta biraz daha cesur davranmayacaklar. Öyle söyleyeyim. Bu kadar cesur davranmayacaklar bir sefer oraya saldırmakta. Ben işte sağlıktaki, mühendislikteki yönelimlerin artacağını özellikle zaten. Sağlıktan. Devlet bilişimdeki yönelimler. Devlet de destekliyor farkındaysanız. Devlet de ciddi destekliyor. Oradan eşit ağırlıkçıların biraz nefes almasını sağlayacak. Yani 300 kişi hukukta kontenjan artışına belki 1500-2000'lik etki olacak. Çok net. Özellikle ilk 10.000'de etkili olacaktır o kadar. Olacaktır. Şimdi Sefat, geçelim bundan. Burada biz öncelikle sevgili seyirciler biraz teknik kısma dokunacağız. Bir sonraki programda şehir üniversite ve üniversite tercih yaparken daha farklı maddeleri de işleyeceğiz. Şimdi adım adım gidiyoruz. Sadece bunlar değil. Bunlar sevgili Mehmet Hocam'ın hazırladıklarım. Ama bunun dışında da etkenler var. Çok. Sadece bir programı onunla boğmak istemiyoruz. Biraz çeşitlendirerek gidiyoruz. Bir sonraki programda farklı etkenler de koyacağız. Yani üniversite içerisindeki yan dal, çift ana dal yapılma oranlarını falan da katacağız. Ayın 4'ünde sanıyorum programımız var yine. Orada da onu işleyeceğiz. Şimdi Mehmet Hocam bir kısmını almış. Evet hocam, buyurun. Şimdi sevgili hocam, tercihi neye göre yapalım diye bir soru geliyor. Sadece sıralamaya bakarak... Burada yine parantez açayım. Özür dilerim, sözünüzü kesiyorum ama tercih yaparken bölümü net olan öğrenciden bahsediyoruz burada. Tabii ki. Onlar... Yani ben bugün bir tercih listesi geldi bana bir öğretmen arkadaştan, oğlunun. Mimarlık, mühendislik, diş hekimliği, eczacılık, genetik sanıyorum. Tam ne derler, kaç benzemez. Çorba. Yani çorba. Tam böyle dedim ki bu olmaz. Olmaz. Yani olmaz çünkü her alan var. Yani ya, burada hani eski nefes alsın yeter moduna dönmüş. Yani gideyim de. Eski alışkanlıklar tercih. Hocam. Eski alışkanlıklar, sırama üzerine tercih. Yukarıdan aldığında 16.000'e tıp tutan, geliyor. Peşinden evet. De 17.000 İTÜ geliyor. Böyle bir alışkanlık kısmen de olsa devam ediyor. Bu öğrenci çok sorgular kendisini. Çok sorguluyor. Yıkan öğrenciler, veliler, aileler var. Bunu biraz daha atan. Çünkü dağıtmaları da lazım. Yani bugün Türk-Alman diye bir üniversite karşımızda bizim. İstanbul'da bu hızla üniversite sıralamaları geliyor. Geliyor ve hala özel üniversite diye biliyorlar birçok öğrenci. Çok, orası çok fazla.
Liselerin bazıları biliyorsunuz akredite olamazsa, Almanca diline akredite olamazsa tercih dahi yapamıyorlar bölümlere. Böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Ama bu kadar özel bir üniversiteye gelmesine normal. İstanbul'da İstanbul'un abileri var. Yani İTÜ, Boğaziçi abileri var. Bunu geçmek mümkün değil. Yani o abilerin ne kadar iyi olursanız olun orada abiler var. O abiler bekliyorlar. Oraya Yale Üniversitesi'nde koysanız o abi gelemez oraya. Orada duracaktır o abiler, oranın ağırlık kısmı. Tabii çocuklar yavaş yavaş araştırmaya başladılar. Ben önemsiyorum. Akademisyen sayısı nedir? Özellikle kafası net olan çocuklar buraya biraz baksınlar. İşte kaç eğitimci var? TÜMA, Türkiye Memnuniyet Anketi çok önemli. Ki bunu YÖK haftası da hepsini rahatlıkla tabii görecekler. Tabii burada net görüyorlar hocam. Irak ODTÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından kurulan bir üniversite akademi performans ölçüm. Çok objektif bir ölçüm yapıyor. Urap'ı da yavaş yavaş öğrenmeye başladı. Rehber arkadaşlar özellikle bakmalılar. Yani Urap'ı biz bilmemiz lazım. Biz bildikçe çocuklara bunları aktarabiliriz. Biz yavaş yavaş bileceğiz. Yavaş yavaş bunu belki 1-2 sene içinde bunları çocukların zihninde oturtacağız. Çocuklar da böyle araştırma yapmayı öğrenmeleri lazım. Belki daha teknik. Evet, daha teknik bir veri olarak. Yoksa biz güzel yerde mi, şehir manzarası güzel mi diye ben bakıyoruz. Ben nasıl yaşarım? Tabii ki biz aslında yani sosyolojik boyutuna da bakıyoruz. Sosyolojik boyut ama yetmiyor. Yani gittiğiniz zaman bu sefer siz sosyolojik boyutta bir şekilde yaşıyorsunuz. Şimdi sevgili hocam, Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden bir tanesi 2 yıl önce 80 milyona satıldı. Eskiden en prestijli üniversite. İsim vermeyelim, reklam olmasın. Neymar'ın fiyatı 220 milyon euro. Ronaldo'yu, Messi'yi koyduğunuzda Türkiye'deki özel üniversiteleri satın alıyor. İnsanlar o yüzden buralara doğru kaçmaya başladı. Eğitimin bir değeri yok, kalitesi yok. Özel üniversitenin 80 milyona satıldı. Neymar'ın fiyatı bu. Şimdi insanlar daha popüler alanlara, çok hızlı bir zenginleşme olanına gitmeye çalışıyor. Bir an önce çözüm olsun istiyor. Emek vermek istemiyor. Gördü. Bu 80 milyona satılmış Neymar'da 220 milyona transfer yapmışsa Türkiye'deki bütün özel üniversiteleri Messi, Ronaldo, Neymar alıyor. Yazık. O zaman diyor bir an önce köşeye dönmek lazım. Burada da popüler algısı var. Neyi popülerse ora 4 yıl içinde tükeniyor. Bunu durdurmamız lazım bizim. Ve ben bir veri daha söyleyeyim. Geleceğin mesleklerine bakmasınlar. Elbette bakacaklar. Geleceğin meselelerine baksınlar. Bunu da Birleşmiş Milletler'in sayfalarında var. Geleceğin meselelerine baktığınızda neyi tercih ettiklerini... Dünya, tabii dünya neyle uğraşacak? Kesin, dünya neyle uğraşacak 100 sene sonra? Yani. Zaten oraya gidiyor. Petrol belli, yokluk. Enerji sistemleri, yenilebilir enerji. Bilişim, 5G, Endüstri 4.0, geleceğin mesleklerini, geleceğin 5.0. meseleleri belirleyecektir. Toplumsal karmaşa, sosyoloji belki yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Yani bunları görmek için çocuklara geleceğin meselelerini iyi dinlemeleri gerekiyor. Oraya kafa yormaları, enerji vermeleri gerekiyor. Yoksa her üniversite belli dönemlerde belli popüler meslekleri öne çıkarır. Hatırlarsanız mekatronik diye bir bölüm çıktığında iki sene kastı kavurdu. Sonra tekrar ana mühendislikler yerini buldu. Yani bugün inşaat dediğiniz, elektrik dediğiniz, bilgisayar dediğiniz, makine dediğiniz bölüm ana mühendislikler. Bunları kimse yerinden kıpırdatamıyor. Doğru. Ama dönem yani içinde... Bilişim olsa da onun mekanik kısmı var sonuçta. Tabii ki. Tabii ki. O yüzden çocuklarımız biraz böyle baksınlar ve araştırmaları bunlar üzerinden yapsınlar. Bunlar o sonuçları veriyor. Doğru. Çünkü bu üniversiteler, burada iyi olan üniversiteler, geleceğin meselelerini okuyan üniversiteler. Doğru. Geçelim Sefat. Kılavuzla ilgili bir ÖSYM yayınladı. Ben ısrarla söylüyorum, siz de söylüyorsunuz. Kılavuz okusunlar. Bu önemli. Özellikle bizim meslektaşlarımız açısından çok önemli. Çünkü gerçekten değişmiş olanlar var, yeni gelen datalar var, vebal hocam. Var. Vebal, vebal yani. Vebal. Ben şöyle düşünüyorum. Yani şu bardağı kırsanız, buradaki televizyonuna ait bardağı kırsanız en fazla maddi kaybınız olur. Maddi kayıp verirsiniz. Arabanızı alsam çarpsam maddi kayıp olur. Ama çocuklarla ilgili yapılan yanlışların geri dönüşü yok. Yok tabii ki. Yani iki şeyin çok önemli olduğunu söylerlerdi. Eş seçimi ve iş seçimi diye bize söylerlerdi. Ben biraz da abartayım, mübalağa yapayım. Eşinizi değiştirebiliyorsunuz ama işten çıkmak çok zor. Çok zor. Bir iş belli bir noktadan sonra serbest meslek sahibi değilseniz, hani ne olsa yaparım notup ki olabilir insanlar böyle bir... Belli bir noktadan siz öğretmen kimliğinden kurtulamıyorsunuz, ben kurtulamıyorum. Bu sanki bununla yaşamak noktasında kalıyoruz. O yüzden lütfen değerli bir aşama. Devletlerin yavaş yavaş sahadan çekildiği, geçen hafta bahsettik işte özellerin ciddi bir arayış içine girdiği bir alanda çocuklarımız bunlara kafa yormak zorundalar. Firmalar devletlerden daha güçlü şu anda. Tabii ki yani. Öyle de olacak zaten. Ben bir de burada özellikle öğrencilerin kılavuzdaki
Özel maddeleri çok önemli orada. 900 küsür tane çıkar, belki bunda 1000'dir. Akşam bakacağım. Orada çünkü diyor ki, geçen yıl gönderdiğimiz öğrencim Eren Trabzon. Hani çok yoğun bir döneme geldi gerçekten. Eren çok başarılı bir şey sıralamayla Koç'a gitti. Koç'a gitti. Ama yurt imkanı, bursun içinde yurt olmadığı ile ilgili araştırmayı tam yapmadığı için oradan ciddi bir para ödüyorlar şu anda. Hocam işte kılavuz okumak, orada maddeleri tek tek okumak çok değerli. Orada küçücük bir madde yarın karşınıza başka bir sorun olarak karşınıza çıkıyor. Yani ben de başka bir örnek vereyim. Yine Türk Alman'dan vereyim. Çocuklar size de soruyor. Hocam bu bölümü biz niye yazamıyoruz? Çünkü okulun akredite değil. Doğru. Açmıyor. Orada açıp kılavuzu okursanız sen yazamıyorsun. Biraz bizler zaten bilmeliyiz. Yani bizler buna biraz bakmalıyız. Çok zor değil. Her yıl farkındaysanız, geçen yılın bilgisini biraz bilirseniz bu yılın bilgisi üzerine şöyle bir 2-3 gün emek verdiğinizde çıkıyor. Ben yine söylüyorum, rehber öğretmenler ve ders öğretmenleri de yardımcı oluyorlarsa eğer, bu çok önemli bir özveridir. Çok. Ama ciddi anlamda vebal var burada. Çok. Yani ciddi anlamda vebal var. Yani kesinlikle çok iyi okumak lazım. Yaptırdığınız bir hatanın dönüşü yok yani. Çocuğun hayatına direkt müdahale eden. Yani, ödeyemezsiniz. Kul hakkına girer yani kesinlikle. Belki hani biz unutur gideriz ama o unutmayacaktır. Doğru. O unutmayacak. Geçelim Sefat'cığım. Bazı bölümlerle ilgili bunu sık sık kullanıyoruz. Geçen yıl bu biraz hayatımıza girdi. Cevher mühendisliği, maden mühendisliği ve jeoloji mühendisliği geçen yıl hayatımıza girdi. Özellikle devletin devlet politikasıyla alakalı bir durum oluşmaya başladı. Yine geçen programda da söyledik. Bunu büyük şehirler farkında. Bu işlerin biraz daha farkındalar. Oradaki liseler, okullar biraz daha farkındalar. Özellikle bu bölümlere... Çok ciddi imkan hocam ya. Muhteşem. Hele imkanı olmayan için muhteşem bir imkan. İmkanı olan çocuklar için de muhteşem bir imkan. Ve bunlar hani İstanbul Teknik Üniversitesi falan gibi üniversiteler. Hani böyle... Net asgari ücret. Evet, net asgari ücret. Ve ilk 5 tercihi içinde bu bölümlere... Bugünkü şartlarda 2326. Net asgari ücret değil mi? İyi burs. İyi para. Çünkü şu anda şöyle düşünün, ilk 100'e giriyorsunuz. Evet, aile geçindiriyorsunuz. 3 alıyorsunuz, hayır 3 katına alıyorsunuz öğrenim kredisini. 550, evet. 1650, 4 tane kredi. Aile geçindiriyorsunuz, bununla insanlar geçiniyor işte. Bir ay geçiniyor insanlar bu maaşla. Siz bunu alıyorsunuz yani. İlk 100'de derece, o para için derece yapmak istiyorum diyen çok öğrencim oldu şimdiye kadar. Güzel, hocam diyor, ben annemle bir sene sonra tekrar deniyor çocuklar. Ben diyor bizimkilerden aldım. Annenle babana para almayacaksın diyorum. Diyorum ki ne kadar güzel işte, çok faziletli bir davranışta bulunuyorsun. Yok hocam diyor, alacağım da onu araba almaya kullanacağım. Evet diyor. Evet, gerçekten öyle bir tercihleri var. Ciddi anlamda var. Çocuklarımız özellikle cevher mühendisi, maden mühendisi ve jeoloji mühendisliğini bu akşam itibariyle bir daha kafa yorsunlar. Evet. Bir bakış açısıyla daha değerlendirsinler lütfen. Bizim zaten buradaki programdaki amacımız onlara böyle de bakabilirsiniz, böyle de bakabilirsiniz. Bak hep böyle değil aslında, bu da var diyebilmek. Onlar da inşallah buradan sonra ha falan olursa çok değerli bir şey olacaktır. Olur. Çok değerli bir şey olacak. Sefat'cığım geçelim. TÜBİTAK sıralaması nedir? Araştırma üniversitesi mi? QS dünya sıralamasındaki yerler nedir? Burs ve kampüs imkanı biliyorsunuz çok özel bir durum oldu. TUS KPSS başarı ortalaması nedir gibi çok nasıl söyleyeyim ayrıcı olmamakla birlikte ışık verici verilere de bakmakta fayda var. Bugün emir geldim. Hı hı. Ordu, Giresun 19 binlerde falan gelme ihtimali falan var. Dedim işte TUS başarısı ordunun yüksek ordu. Çok. Ama dedim hastane imkanlarını gidip gör. Bunu da görmek lazım. Gidip görse annesi de sağlıkçı olduğu için biliyorlar zaten. Evet. Şimdi dedim bu gidebileceğin yerleri 5 tane yani 16.500 ile 19.000 arasında gidebileceğin yerleri önce bir analiz et. Bak üniversitelere birkaç gün aslında beni gönderdim çünkü bir düşünsün arkadaşlarıyla görüşecek, düşünecek yani dağılmadan toplanmıyor öğrenci. Dağılmadan toplanmıyor, her şey öyle. Şimdi buraya bir örnekle katılayım, tıp için söyleyeyim. 16 bin ile 20 bin arasında Düzce'de var, Erzurum Atatürk'te var. İngilizcesi. Giresun'da var. Niğde var. Şimdi bir yere Erzurum Atatürk 1959'u koyuyorsunuz, bir taraf 3 yıllık üniversiteyi koyuyorsunuz. Yani doğuda olması bir şehrin dezavantajlı hale getirmiyor. Bizim zihnimiz o hale getiriyor. Bizim zihnimiz Sivas'ı örneğin. Cumhuriyet çok köklü evet, bir üniversite. Kök onu diyorum. Ama Sivas dedim yazılabilir. Yaşanmaz diye getiriyor. Mesudiye'den. Yaşanmaz noktasına getiriyor. Evet. Evet hocam. O yüzden. Ne çok kadar köklü bir üniversite olsak yani. Güzel. Atatürk, Van. Van yüzünden. Yani. Diyarbakır Dicle. Doğru. Sefat'cığım geçelim. Bu ara bakmalar lazım. Şimdi bu sıralamalar
Evet hocam. Hüseyin hocamın çalışmalarını aldık. Bugün kendisini aradım. Dedim ki orada Hüseyin Aslan Türk yazısı duracak dedim. Ben de bilirsin dedi. Yok, ben de mesaj attım. Hocam yok, bildiğiniz gibi yapın diyor. Yani o da şu anda Globalde Habertürk'te bizim İbrahim Bey'le yönetim kuruluşumuz program yapıyor. Evet, bu çok iyi bir çalışma. Bunu ben devamında Hüseyin Bey'den alacağım yine. Çünkü Hüseyin Bey aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlıkta da danışman olduğu için ediyor. Alıyor. Ya bu veriler çok değerli veriler. Yani hem tabii verileri okumayı bilirsek çok değerli veriler. Hani yoksa göz gezdirip gezdirebilir. Biraz önce yapmış olduğumuz çalışmalara sizin bu koyduğunuz katkı çok daha özel bir katkı oldu. Ne oldu? Bakın üniversite araştırırken burada da bir şeylere bakın. Tıp hala çok popüler. Bizi ekrana alabilirsin Sefa Hocam. Popüler mesela, okunsun vezirede. Biraz bakalım okunabiliyor mu? Okunuyor. Alt yazıyı da alalım istersen. Şöyle biraz yukarı. Şimdi zaten yığılmaların nerede olduğunu göreceğiz Yusuf Hocam. Evet. Kamuda işe yerleşme oranı. Evet. Tıpta %96. O %4'te istemeyerek yerleşmeyendir. Sanırım herkes gidiyor. Bunlar tamamen tercihtir, emin olun. Doğru. %4 ya da sağlık problemleri vardır, başka problemler vardır. Tabii. Yani hayatın sağlık içinde. Hizmetleri %36 genelini düşünmüşler. Kesinlikle. Diş hekimliği %32, psikoloji danışmanlık. Hala çok güçlü. %29 güçlü. Güçlü. Hala. Ki bu kadar sayının artmasına rağmen hala çok güçlü. Evet. Hukuk %26, evet. İslam bilimler %22, %21 veterinerlik artıyor veterinerlik. Burada hepimiz için çok dikkat çeken alan veterinerlik ve tercihe de yansıyor gibi Cesur Hocam. Ben öğretmenliğe bakıyorum. Öğretmenlik. Çünkü ben mezun olduğumda eskimişiz hocam ya. Ben mezun olduğumda sınav yoktu. Hepimiz gidiyorduk. Bakan danışmanın açıklamasını da dikkate alırsa çocuklar, biz bundan sonra sadece emekli olan yerine öğretmen alabileceğiz açıklamasına dikkate alınmışsa, duymuşlarsa çocuklar, öğretmenlik de kesilir. Ama evet. Nereye gidecek bu çocuklar sorusunun cevabı da geliyor. Evet. Ama böyle yani. Geçelim sıfır. Otomotiv mühendisliğe dikkat ederseniz evet, Türkiye bu konuda farklı. %17-18'lerde yani, ama çoktan, uzun yıllardır fabrika açan da yok ama Türkiye'de. Yok, hiç yok. Hala ora güçlü, çok güçlü ama düşecektir, orada düşecektir. Çünkü çok geldi evet. Belli belki olmuyor. Yeni proje canlandırabilir bir miktar. Eğer şu anda herhalde fabrika kuruluyor. O belki canlandırabilir. %3-4-5 bir artış olacaktır. O da geçici bir artış olacak tabii ki. Doğru. Sağlık yönetimi, maliye, eczacılık, uçak mühendisliği. İlginç, uçak mühendisliği %12. Çok güzel bir çalışma. Cidden çok güzel bir çalışma. Ben bunu mesela çok yüksek beklerdim. Uçak mühendisliğini. Evet, eczacılığı da beklenir normalde. Çocukların gözüne baktığınızda eczacılığı da bakabilir. Buradan işte tercih yaparken... Hocam yine 18'e bakın, hemşirelik var. Var. %10 çok az değil mi? Değil. Şey, tabii ki az. Yani ne oldu? Tarih kadar, psikoloji kadar. Öyle. Doldu hocam. Bölümler doldu, doydu. Kamunun alımları azaldı. Aynen. Doldu ve doydu. Bir de son 10 yıldır çok alım oldu bir turda. Ve bu alım hep genç alım. Bu insanların emekli olmasının önünde 40 yıl var. Doldu benim. Bölümler doldu. 65'e görünce. Aynen doldu. Sefaçım bir ileriki tabloya geçelim. Şimdi iş bulma süresi. Çok evet. Güzel bir çalışma bence yine. Ya bu çalışmayı biz de bakmıştık. Bu soruya şöyle bir soru yönetmiştik. Erhan Erkut Hoca'ya yönetmiştik. Bu tekstil mühendisliği tekstil mühendisliğinden mi buluyor? Başka alanlarda bulduğu işi de yazdınız mı diye. Hocam tam 12'den bir soru. Evet sormuştuk. O da şöyle söylemişti. Başka alanlarda var demişti. Yani tekstil mühendisi. Tekstil mühendisi ama atıyorum evet, boya fabrikasında çalışıyor. Boya fabrikasında çalışıyor. O zaman anladık. Tamam dedik ama böyle bu insanların nitelikleri de ortaya çıkmış olabilir. Benim de çok dikkatimi çekti. İç mimarlar, konservatuvarlar. Bu insanlar kendi alanlarına yerleşmiyorlar. Başka alanlarda var bu işin içinde. Altı iyi görüyor musunuz? Pilotaj hocam. Evet. O kendi alanına geliyor. Tamamen kendi alanı. Başka nereye gerek? Ama çok pahalı hocam. Dışarıda özelde okuduğunuz zaman bugün bir öğrencim geldi, hesapladık. İki tane özel üniversitenin 39 bin euro aldıkları uçuş eğitiminin parası 400 küsur yapıyor. Yıllıkta 55 bin lira. Biz bir öğrencimiz için hazırladık. 1 milyona çıkıyor. 1 milyon ben de aynısını söyleyeyim. Yani 1 milyon, tam 1 milyona çıkıyor. Çok pahalı. Türk Hava Kurumu'na burada biraz baksınlar çocuklar. Ankara ve Türk Hava Kurumu'na baksınlar biraz. Yani, Türk Hava Kurumu Üniversitesi özellikle oradaki mühendislikler sonrası, 4 yıllık eğitim sonrası ekstra bir pilotaj isteyenlere ve yetenekli olana bunu verecek bundan sonraki yıllar. 1 milyon verince zannediyorum dışarıda kursla falan da alınır bu. Alınıyor zaten. Sertifika. Bunu zaten başka türlü deniyorlar. Mühendislikten gidiyorlar artık. Kurslarla dışarıdan alınıyor hizmeti. Hatta yurt dışından da alanlar var bunun. Yurt dışı bağlantısı alanlar da var bununla ilgili.
bu noktadan yurt dışı alanlar geçelim var. Sefat'cığım. Bir tablosu daha vardır bunun. Bilgisayar geride kalmış. Turizm çok güzel burada. 6 ay 10 ay içinde turizmciler aktif de oluyor. Aktifse iş buluyorlar. Doğru. Girişkense, iletişim becerileri yüksekse iş buluyorlar. Gastronomi falan. Aynen öyle. Gastronomi okurduk aslında hocam ikimiz de. Tıpta biliyorsunuz 6 ay 14 gün süre o bekleme süresidir. Evet. Orta değil. Tabii. Aynen orada bir bekleme süresi var. İmanet mühendisi, İslam ilimleri, elektrik elektronik mühendisi. İslam ilimlerinin 6 ay 20 gün bekleme süresi. O da KPSS ve atama süresidir bekleme süresi. Hocam nereye geldik? Sizin geçtiğimiz programda söylediğiniz söze geldik. Popüler meslek değil. Yok. Popüler insan. Popüler mühendislikte elektrik elektronik de olsa, bilgisayar da olsa bireyin ne yaptığı, kendini ne kadar geliştirdiği kesinlikle o belirliyor. Yani gözüken o şu anda. Hüseyin hocam çalışmasıyla alıyor götürüyor bir tarafa. Çırpınıyor, emek veriyor yani. Emek verince buluyor. Çok yine çok önemli bir tablo daha geliyor. Sefat'cığım geçelim diğer tabloya. Evet. Aslında en büyük verilerden bir tanesi bu. Konuştuklarımızı toparlıyor. 2019'da 2020'deki kontenjan değişimleri. Tıpta her yıl bir artış var. Sonuç yıldır özellikle. 900 bin civarı. 1400 civarı bir artış var. Evet. İşte bir rakam hocam. Yani hiç şöyle olur mu? 19.700'ler 21 bini gördük. Yine ama 20... diğer aradaki bakın aradaki dişteki artışın da 6.000-7.000 hani ilk 20 binde olanlarından düşünsek diş 14 binden sonrasını görüyor. Yani 14 binden sonra Yeditepe'de var diş 3 binde. Onun dışında tıp 14 binden sonrasını görüyor. Ben 20 bini geçer diyorum hocam. Ben de 20.500 diyorum. Yani 20.500 bandını tıp görecektir. Yani 19 çocuklar soruyorlar 20 bin sıralamamız gelecek midir? Gelecektir. 20.500'den sonrası katayı katmıyoruz. Sağlık bilimlerini katmıyoruz. Çok zor artık ondan sonrası. Bu yıl görürsek şaşırır mıyız? Tabii ki. Ben şaşırmam. Hocam, bu yıla özgü şaşırmam. Şöyle dedi. 22.500'den 23.000'den tıp giderse şaşırmam hocam. Tabii gidebilir. Çünkü çok karambol bir şey çıkacak. Çok karambol bir tercih olayı var. Bir tane bekleyen öğrencim var Fasıl'da yine. 23.000'de. Çok var, çok var. Cici bir öğrenci. Bende de var. 20, Zeynep Sude inşallah. 20.900'den. O net gider. Ben diyorum bu gideceksin. İşte, hocam. İşte Kafka, Zonguldak, Hardan gidecek. Oraya gidecek. Adıyaman. Oraya gidecek tabii. Adıyaman'a gitsinler hocam. Ben 6 yıl çalıştım. Çok güzeldir. Gerçekten. Gitsinler, gitsinler. Gitsinler, okusunlar çocuklar. Zaten hocam bu bölümlerde 6 yıl sonra bir sınav olduğu için, TUS diye bir sınav olduğu için bunu geçemezseniz zaten belli. Yani sizi uzman yapmıyor. Sizi o yüzden bu bölümlerde 6 yıl sonrası bizim için değerli. Uzmanlar girdikten sonra da zaten eğitiyor orada yani profesyonelleştiriyor orada yavaş yavaş. Mimarlıkta azalma var, mühendislikte azalma var. Mimarlıktaki ben azalma. Gerideki sıralamalar ilk 100 bin çok etkiler mi? Mimarlık boş kalacaktır hocam. Boş kalacaktır. Mühendislik de boş kalacaktır. Hukukta işte bir miktar artış ama hukukun avantajını sayısalcıların daha dolu olmasıyla sayısalda ciddi bir yani şu özellikle 20 bin ve 50 bin bandında az önce de gösterdiğiniz tabloda iş bulma oranında düşündüğünüzde sayısalcılar kendi alanlarına doğru kaçmaya devam edecektir. Kaçacaklardır. Evet. Hukukun bu sene yediği travma, psikolojinin yediği travmadan sonra da oraya doğru kimse yoğun bir geliş olmayacaktır. Çünkü 4 sene sonra 400 bin psikolog geliyor yani bu veriye göre. Ne olur bilmiyorum ama geliyorlar yani. İhtiyacımız vardır belki toplum olarak. Ya var, onda şükür. Bir karikatür okudum dün akşam. Diyor ki, ruh sağlığınızı nasıl koruyorsunuz? Yok ki diyor. Olmayınca korumanın da bir ihtiyacı kalmıyor. Sefat'cığım, bir ileri geçelim. Bunu araştırsınlar. Burada neyi anlatmaya çalıştık? Tercih yoğunluğunu. Kontenjanı yani araştırırken artış yeni üniversiteler, yeni bölümler eğer yine kılavuzu incelemektir. Elbette. Veya kılavuzun tam yansıtabildiği tercih robotlarını bulsunlar. Güncellenmiş tercih robotlarını. Hocam, o zor yok atlasın dışındakilere ben çok fazla güveniyorum. Güvenmiyor zaten veri vermiyor. Bir sonraki programda şu nokta noktaların ne anlama geldiğini, çizgilerin anlatmış ne anlama oluruz. Geldiğini anlatalım. Onları alalım. Kılavuzu okumayı anlatalım. Aynen. Yoksa kılavuz okumak dediğimiz çok zor bir şey değil. Aslında bir mantığı var onun. Onu öğrendikten sonra zaten bir sayfayı bir geçiyorsun. Şöyle diyelim. Eşit ağırlıkçıların bakacağı daha çok odaklanacağı, sayısalcıların odaklanacağı, tablo için yani... Ne demek olduğunu? Ön lisansın ne olduğunu kesinlikle. Şimdi buradaki etkenler... Karmaşa sadece... biraz da ön lisansta var biliyor musunuz diye soracağım. Ön lisansta karmaşa var. Var. Yani lisansta daha kolay çözülebilir bir denklem var.
ön lisansa çok ciddi kafa yormaları gerekiyor aslında. Ön lisansa karmaşa var yani. Orada hala ek puanlar var, başka şeyler var. Oralar dönüştürme var oranın. Dönüştürme mesela var, evet. Ek puanlı sııralamayla çocuk diyor ki ben diyor 800 bin sıralamasıyım ama ek puanla 80 bin. Öyle olmuyor, onun bir dönüşmesi lazım oraya. Senin ek puanı da aldığın yıl 2012, dönüştüğü yıl 2020. Onun dönüştürülmesi lazım. O sıra tekrar 28 bine geliyor aslında. Ama ilk başta cazip geliyor insanlara. Hocam benim tercih kılavuzu okuduğum yıllar aklıma geliyor. O ilk bu alandaki yetileri kazandığım zamanlar. Öğrenmek çok keyifli bir şey. Bilgi sizi güçlü kılıyor. Yani çok keyifli bir şey. Yani ben yan branş şimdi ana branş kendi branşınızda güçlüsünüz, ikinci bir alanda tabii güçleniyorsunuz. Seçeneklerinizi arttırıp çok özgürleşiyorsunuz. Çok keyifli bir şey. Yani özgürleşiyorsunuz. Bilgi davranışı değiştirmez. Bunda hep fikiriz. Fakat bilgi davranışın değişmesi için ön koşuldur. Yani doğru. Sigara içmenin zararlı olduğunu bilirseniz sigarayı daha kolay bırakırsınız ama bilgi davranışı değiştirmez. Ama bunu bilmeniz lazım. Daha çok bilmem gerekiyor. Yine de bilmeniz lazım. Bilmemiz lazım ama bilgi davranışı değiştirmenin ön koşuludur. Sefaç'ım bir sonraki tablomuz. Evet, tercih nasıl yapılır? Bu ekranda görünüyor değil mi? Göründü. Burada sizin az önce söylediğiniz emniyet sipobu o üçüncü bölüme çok iyi bakmaları gerekiyor çocukların. Kendi sıralamalarını kesinlikle bir defa sıralamayla tercih yapmaları lazım Cesur Hocam. Puana kesinlikle bakmamaları gerekiyor. Puanla hiçbir zaman tercih yapılmaz. Üçüncü bölüm bizim için çok değerli. Biraz birinci bölümde üste doğru özellikle 150 bin, 200 bin üstü zaten oynasın lütfen. Yani 500 binden tercih yapan çocuk 300 binden de yazsın. Ama tercih yaparken şunu görmelerle gerekiyor çocukların. O simülasyonu biz bir sonraki programda yapalım. Yani şöyle yapalım. 10 bindeki bir öğrencinin tercihini yapalım artık. Nelere bakacağız? Atıyorum sağlık isteyen. Bir de 15 bindeki mühendislik isteyen. Çok basit bir şekilde. Listenin nasıl oluşturulması gerektiğini de anlatalım. Tabii ki. Çok basit bir şekilde şöyle söyleyeyim. 15 binde ordu tıpı isteyen bir çocuk hemen 15.200'de peşinde Düzce'yi yazmasın. Bu zaten aynı veri. Buradan artık 15 binden 16.500'e 17'ye geçmesi gerekiyor. Yani evet. Yavaş yavaş bu aradan seçim yapması gerekiyor. Sefaç'ım bir sonraki tabloyu alalım. Hocam reji birkaç dakika kaldı diyor ama ben şu anda bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Biz anne babalara özellikle Mehmet Hocam'ın tavsiyeleri olacak. Hocam programın kapanışı son sözleri sizde, ben kapanışı. Ben şöyle söyleyeyim. Biz anne baba da olsa çocuk da olsa hikaye... 5 dakikamız var. 3 dakika diyorlar da 5 dakikamız tamam. Var. Biz konuşurken yayını kesemezler. Tamam. Hikayesini dinlemediğimiz insanı iyileştiremeyiz. Yani bir defa hikaye dinlemeyebileceğiz. Çünkü hikaye çocuğun veya benim ne yapmak istediğimi gösterecektir. Anne baba önce hikaye dinlesin. Bu niye oldu, bu hikayeyi bir dinlesinler. Hikaye dinledikten sonra çocukları anlamak daha kolay olacaktır. Ekrana verebiliyor muyuz maddeleri? Biraz önceki maddeleri. Hani ben buradan biraz görsünler, kendilerini eğitsinler. Eğer ciddi bir araştırma yapmaları gerekiyorsa bu bölümde iş var, bu bölümde iş yok, bundan iş olmaz yerine gerçekten önce veliler de bir eğitimin içinden geçsinler. Esnek olmayı öğrensinler. İnsan çocuklarına karşı katı olmaz. Esnek olur, akışta olur. Çünkü baba kimliği, anne kimliği başarının yeri değildir, huzurun yeridir. Huzur karesinde insan akışta olur. Başarı kimliği öğretmenlikte vardır. Şu anda programda vardır. Ama birazdan buradan çıktıktan sonra biz arkadaş kimliğinde bu kadar katı olmamıza gerek yok. Biraz daha esnek olabiliriz. İlişkilerde de esnek olabiliriz. Esneklik çok değerlidir. Katı olacağımız tek bir kimlik vardır. İş kimliği. İş kimliğinde katı olmanız gerekir. Siz bir beyin cerrahısanız katı olmanız gerekir. Siz bir pilotsanız katı. Yani ya bu uçak inerse insin diyemezsiniz. Ama anne baba için kimliğinde şunu diyebilirsiniz. Ya 80 olur, 90 olur, 100 olur. Bunu yapmaları gerekiyor. Çocukları olduğunu lütfen unutmasınlar. Dün kırıyorlar, bugün öpüyorlar. Ama dünkü kırgınlık bugüne yansıyor. Ve bu hikaye unutulmuyor. Eğer bugün öpeceklerse yarın kırmasınlar bir daha. Ama hiç öpmeyeceklerse kırmaya devam etsinler. Tutarlı davranış kısmına ben. Ya bu olmaz. Dün velilerin korkunç bir tepkisi var. Aynı veli bugün diyor ki olsun çocuğum. Dün de çocuğundu. Dün unutmaman gerekiyor. Canını çıkarıyorum. Ya dün eline ip bağla. Hatırla bunu. Ya bu seni hatırlatsın. Ne bileyim bir yerine işaret koy. Sen babasın, annesin. Hiçbir meslek, kimlik bireye itibar kazandırmaz. Bireye itibarını kendi hayatında kazanır. Evet. Yaşantısıyla kazanır. Hocam o zaman özellikle burada koyalım. Bu hatalar yaşamın bir parçasıdır Cesur Hocam. Hatalar yapmak zorundayız. Hiç kimse hata yapmazsa
Böyle bir yaşantı olmaz. Allah da böyle bir şey istemiyor. Hata yapacaksınız, aff isteyeceksiniz, affedileceğiz. Böyle bir durum var. Çocuklar da hata yapacak, biz de hata yapacağız, öğreneceğiz. Önemli olan az önce dediğimiz gibi vebale girmeden ve onlara doğru yönelerek bir tercih. Ben de korkuyorum. Ben korkarım çok. Ben de korkuyorum. Girmediğimi düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok öğrencilere katkın olduğunu, yani ben öyle düşünüyorum. Belki de emek yani toplum bunu yargılar, öğrenci de yargılar. Ama giden öğrencilerle iletişimlere bakıldığında hepsi güzel şeyler söylüyor. Bugün bir öğrencinizle konuştuk. Şu anda Fatsa'da bir tane rehabilitasyon merkezinde psikolog kızımız Mine. Şükranlarını sunuyor yani tercih yaparken. Çok güzel bir şey hocam. Evet, duanın arkasında sizin öğrenciniz. Evet, gerçekten çok güzel bir şey. Hocam diyor. Yani programımızı izlemiş, geçen programın ne kadar önemli olduğunu söyledi. Bunlara ihtiyaç olduğundan bahsetti. Yani gerçekten Bade yazmıştı mesela, çok hoşuma gitti oradan. Değil mi? Çok evet. Güzeldi. İki, onu tercihini iki tane, 30-35 bin defa. İki tane en sevdiğim öğretmenim yazmıştı. Evet. Çok güzel bir şey. Çok güzel. Bunun lezzeti farklı bir şey hocam. Alamıyorsunuz. Burada virgül koyduk, bununla başlayacağız diğer tamam. programa. Sonra tercih biz artık simülasyon tercihlere başladım orada ve dikkat edilecek hususlara, teknik boyutlara doğru gidin, bir de sorular alalım. Öncesinde bir soru cevap çocuklarla yaparız, öncesinde alırız bir şeyler. Çok teşekkür ederim, güzel program oluyor yine. Hocam ben çok teşekkür ederim. Zaman sizi akıp geçiyor ama programları yapacağız daha. Yapacağız. Var. Buradan yine tercih yapmaya gidiyorum. Ben. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Saat 11.30'a kadar tercih yapmaya çok gidiyorum. Çok güzel hocam. Okula beklerim. Sağlık. Gelmek isteyen varsa beklerim. Şimdi yüreğinize okula geçiyorum. Sağlık. Aynen. Sağ olun. Sevgili seyirciler, program hızla akıp gidiyor. Gözüm saatte sürekli, çünkü zaman bir saate yakın bir süre hemen doluyor. 4 Ağustos'ta bayramın hemen bitiminde programlara devam edeceğiz. Sevgili Mehmet Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Bize sorularınızı yazabilirsiniz. Sosyal medyada da evet. yayınlayacağım. Bana da, Mehmet Hocam'a da. Artık daha simülasyon tercihlere geçeceğiz. Şimdiden hepinize iyi bayramlar diyorum. Allah kesiniz kurbanları kabul etsin. Ülkemiz için, bütün İslam alemi için hayırlara hayır. vesile olsun inşallah. İyi bayramlar, iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Uluslararası Final Üniversitesi Gelecek Sensin'i sundu.